Evet efendim, yeniden herkese günaydınlar. Televizyonlarını yeni açanlar için diyelim. Sevgili Volkan Dükkancık'la birlikteyiz. Her pazartesi olduğu gibi. Volkan günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi haftalar. Herkese güzel bir hafta dileyelim. Bir TL varlıklara bakalım istersen Volkan. Cuma günü 9.250 idi endekste kapanışımız. Şu an vadeli taraf 10.000'i aştı. %0,53'lük yükseliş var. Dolar Türk Lirası yeni güne 30.86'lardan başlıyor. Euro Türk Lirası 33.28 civarında. Sepet kurda 32 seviyesini aşmış oldu böylelikle. Gram altın yeniden 2.000 liranın üzerinde. Çin piyasalara döndü, açıldı. Ve gram altın yatırımcısı, hatta ons altın yatırımcısı büyük bir beklenti içerisine girdi 2021 dolarda. Böylelikle 2000 doların altından altında bir tepki üretmiş oldu. Bir de son CDS tablomuza bakalım. Çünkü burada da bir geri çekilme var. Tüm gelişmekte olan ülkelerde bir geri çekilme var. 290 bas puandan başlıyoruz Volkan. Olumlu diyebiliriz belki ama genele yayılan bir düşüş var aslında. Burada hem Güney Afrika, Kolombiya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya, Malezya ve Kore'ye baktığımızda bir geri çekilme olduğunu da görüyoruz. CDS tarafında da 290 bas puandayız. Bir 4 dakika var. Borsa İstanbul açılacak ama bu haftanın en önemli gündemi Merkez Bankası'nın faiz kararı. Genel olarak anketler pas geçer diyor. Yani sabit bırakır diyor. Aynı cephede misin? İstersen evet, Merkez Bankası beklentisiyle yani başlayalım. Onu çok net söylediler. Hani bu ay bir toplantıda bir faiz değişikliği olması müthiş sürpriz olur. Biz artık o sürprizleri yeni dönemle birlikte yeni Merkez Bankası'ndan görmüyoruz. Çok daha yönlendirme konusunda net, verdiği mesajlar konusunda net bir, kendinden emin bir Merkez Bankası var. O yüzden ben bir herhangi faiz değişikliği beklemiyorum. Ama yine metnin ara satırlarında bundan sonraki aşamada sıkılaşmanın ne yönde devam edeceği ne yönelik mesajlar arıyor olacağız. Özellikle miktarsal sıkılaşma anlamında ipuçlarını arıyor olacağız. Görünen şöyle bir gerçek var. Evet, 45 seviyesi önemli, geldiğimiz seviye. Ama enflasyonu dizginlemek konusunda hala ciddi bir yol kat etmemiz gerekiyor. Görünen o. Yani sadece faizleri 45'e getirip bırakmakla bu işin çözülmeyeceği çok net. Hem miktarsal sıkılaşma anlamında, hem maliye politikası anlamında, hem de atılacak diğer adımlar anlamında daha epeyce kat etmemiz gereken yol var. Bunların ipuçlarını arıyor olacağız. Peki bu arada çok yatay bir kapanış gerçekleştirdik. Cuma günü yani piyasa Merkez Bankası'nın faiz kararını izlemek isteyebilir mi? Yoksa pas geçeceği noktasında emin ve bunu biraz göz ardı ederek fiyatlamasına devam mı eder mi? Ben açıkçası yani bu saatten sonra piyasanın böyle bir bahane arayacağını düşünüyorum. Bir düzeltme için bahane arayacak. Hani Merkez Bankası o anlamda bahane eder mi bilemiyorum ama ben şundan eminim Perihan. Ya da eminim demeyeyim ama büyük ölçüde senaryomu onun üzerine kuruyorum. Ya bu sıkılaştırma yetmedi. Yani sadece faizi arttırmak yetmedi. Çünkü parasal aktarım mekanizması hala çok sağlıklı çalışmıyor. Yani sizin aldığınız faiz kararının etkilerini istediğiniz şekilde göremiyorsunuz hala piyasada. Hala tüketici kredileri artmaya devam ediyor. Tüketim artmaya devam ediyor. Çünkü hala bol bir likitte var. Seçim öncesi bu çok kolay değişmeyecek. O belli. Yani bir buçuk ay daha seçim, 40 gün kaldı galiba seçime. 40 gün daha böyle biraz bol parayla gezmeye devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ama sonrasında ben ciddi bir sıkılaşma bekliyorum. Miktarsal anlamda mevduatlarda tekrar %50'lerin üzerine konuştuğumuz, kredi faizlerine biraz daha yüksek seviyeleri konuştuğumuz bir döneme gireceğiz. Ve yer yer likitte problemlerini yaşayacağımız bir döneme girebiliriz. O yüzden bence bu momentum bir süre daha devam edecek. Hani momentum bizde olduğu sürece, müzik devam ettiği sürece katılıyor olacağız bu harekete. Ama hani Mart'la böyle Temmuz arası o 4-5 aylık süre çok kolay olmayacak. Hem ekonomi açısından hem borsa açısından. O yüzden Merkez Bankası'ndan bunun sinyali kuvvetli gelirse düzeltme için bahane olarak kullanılabilir. Ama onun dışında hani önceki aylar kadar böyle piyasa etkisi yüksek bir toplantı beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Evet, şimdi piyasa açılacak. Tabii izleyenlerimizden de sorular var. Volkan Bey 9400 bekliyor, daha üstünü bekliyor mu diye. Bunu birazdan konuşacağız. Hatta Volkan, ben sana biraz da aslında buradaki MSCI ve FTSE endeksindeki değişiklikleri soracağım. Çok soru geliyor. Dolayısıyla piyasayla çok yeni tanışanlar var. Bu endekslerdeki değişiklikler ne işe yarar? Birçok kişi buna
cevap arıyor. Burada hemen bir üzerinden geçelim piyasa açılana kadar. FTSE Russell Global Endekslerine de Türkiye'nin eklenecek ve çıkarılacak hisseler açıklandı. 15 Mart'ta devreye girecek. MSCI değişikliği ise bu ay sonunda 29 Şubat'ta devreye girecek. Large Cap dediğimiz burada gruba eklenecek hisseler, Anadolu Grubu, Borusan, Kiler Holding, Migros, Otokar ve Politeknik, Aksa Enerji çıkıyor. Mid Cap'e bu arada Aksa giriyor. Anadolu Sigorta, Batıçim, İzdemir, MİA Teknoloji, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Reader, Türkiye Sigorta ve Y Teknoloji giriyor diyelim. Bir piyasayı açalım. Bu ne anlam ifade ediyor? Çok ciddi bir değişiklik yaratıyor mu bu değişimler? Bunu konuşacağız. %0,77'lik yükselişle açıyoruz. Öyle güzel bir yükseliş ki böyle günleri seviyorum. Biz yüzdeki hisselerin tamamı pozitif başladı. Şu an için üzülen yok diyebiliriz. Harika. Çünkü bazen böyle yükselişle başladığımızda ve eksi açan hisseler olduğunda yani yatırımcıların hepsi aynı anda mutlu olamadığı aynen için ben de üzülüyorum ama güzel bir başlangıç oldu. 9322'den başlıyoruz. Volkan, ne anlam ifade ediyor? Yani burada çok ciddi alımlar mı gelecek bu hisselere diye soranlar oluyor. Böyle MSCI değişimi, FTSE değişimi hisseler üzerine çok ciddi etki yaratıyor mu sence? Onu bunun aslında sadece psikolojik etkisi var Peren, onu baştan söyleyeyim. Evet tabii. Ya bunlar bir defa bu MSCI endekslerine, işte FTSE endekslerine yatırım yapan pasif fonlar var, yabancı fonlar var. Bunlar bu değişiklikler olduğunda pozisyonlarını geçerlilik tarihinden itibaren değiştirmek zorundalar. Buna göre evet, gerçekten fiziki olarak da yani gelip bu hisse senetlerini almak ya da satmak durumundalar. Ama bunlar genelde şu şekilde işliyor. Hani benim yurt dışı fonlar tecrübeme de dayanarak, yani belli bir miktarda lot sayısı, atıyorum 10 milyon lot X hissesinden almak zorundasın. Çünkü ağırlığı arttı, endekse girdi, almak zorundasın. Ama bu günler öncesinden belli olduğu için bu değişiklikler, o güne kadar bir karşı bacak bulunup genelde bunlar kapanış seansında karşılıklı olarak gerçekleştirebiliyor. Ama ağırlığı çok arttıysa o endeks içerisinde, işte çok fazla sayıda lot alınacaksa pasif fonların almasına rağmen, öncesinde bu fonlar bunu almak zorunda zaten deyip fiyatı yukarı çekme çabaları olabiliyor. Yani işin o bacağı var, onu kaçırmamak lazım. İşte bazı ortamlarda, hatta ben de var, belki sosyal medyadan paylaşıyorum. Bu özellikle FTSE endeks değişikliklerinde tahmini olarak hangi hisseden kaç lot alınacak ya da satılacakla ilgili böyle listeler dolaşır ortada. Belki orada böyle en yukarılarda olan anlamlı lot sayısı değişikliği olacak hisselerde bir takım hareketlilikler olabilir. O anlamda takip etmek lazım. O kısa vadeli bir geçici de olsa bir hareket yaratabilir ama şunu gözden kaçırmamak lazım. Bu endeks değişiklikleri her çeyrekte yapılıyor. Ve pasif fonların yatırım yaptığı hisseler bunlar, endeksler bunlar. Dolayısıyla oradaki değişikliğin majör trend değişikliği yaratacak bir hareket olmadığını bilsinler. Ama kısa vadeli böyle bir heyecan yaratacaksa da en azından günlük trade edenler oradaki fırsatları kovalayabilirler. Peki biraz yeniden halk arzlar gelmeye başladı. Buradaki fikrim de evet. Obama karnacılık, büyük bir halk arzı olacak. 3.7 milyar TL çünkü halk arz büyüklüğü. Ve Alves kablo 778 milyon TL'lik bir halk arz büyüklüğü. İki yeni halk arzımız daha var. Bu seneye biraz hızlı başladık yeniden. Evet. Herhalde. gelmiyor diyordu halka. Yani halkarz yatırımcı sayısındaki düşüşe bir önlem olsun diye gelmiş halk arz kararlı. Tabii bu arada bekleyen, benim bildiğim hani 100 kadar şirket var şu an zaten hani halka arz olmayı bekleyen. Dolayısıyla bunlar peyderpey geliyor olacaklar. Başvurular da her geçen gün daha da fazla artıyor. Ama 1-2 aylık es vermiştik. Çünkü orada ne oluyor, ne bitiyor, çok fazla eleştiriler vardı. Gelen şirket, giden şirketler, oradaki fiyat hareketleri çok sorguladık. Gelsin. Yani bizim halka arzın gelmesiyle hiçbir sıkıntımız yok piyasa aktörleri. Aksine seviniyoruz. Sermaye ne kadar tabana yürürse, yatırım sayısı ne kadar artarsa hepimizin işine gelen bir süreç. Likitlerin arttığı bir süreç. Ama şöyle bir durum var tabii. Yani buradaki oluşan halka arzlar sonrası oluşan fiyat hareketleri bizim için önemli olan ve takip etmemiz gereken ve bizim uyarılarımızı yaptığı noktalar. Sonuçta bu şirketler halka arz gelirken öncesinde hani öyle hemen ben halka arz başvurusu yaptım, bir hafta sonra arzım onaylandı değil. Öncesinde bir buçuk yılı bulan hazırlık süreçleri var. Değerlemeler yapılıyor, bilançolar ayarlanıyor vesaireler. Şimdi siz bir sene boyunca uğraşmışsınız, bir değerleme bulmuşsunuz şirket için. Bir anda halka arz oluyor, 3 katına gidiyor. Şimdi değerleme mi yanlış, fiyatlama mı yanlış? O yüzden buna dikkat etmek lazım. Yoksa halka arzların gelmesinde bir sıkıntı yok. Ve 8,5 milyonlardan 7,2 milyona kadar düşmüştü yatırımcı sayısı. Bu halka arzlar tekrar o yatırımcı sayısında da düzeltmenin tamamlanıp tekrar yukarı yönlü trendin dönüşüne bir vesile olabilir. Evet.
burada yeniden yatırımcı sayısını izlemekte fayda var diyoruz ve aslında şuna da bakmak lazım. Oradan biraz artış oldu. 7.7'ye çıktı Volkan. Burada da bu halka arzlar devam ettikçe yeniden 8 milyonların üzerine görür müyüz, buna bakacağız. Bu hafta hangi hisseleri izleyeceksin ya da hangi hisseleri gündemine aldın? Teknik gerekçelerle mi, temel gerekçelerle mi? Bir oraya bakalım, ardından Borsa İstanbul'un seyrini konuşuruz. Evet, bu hafta şöyle bir aslında hafta sonu bir endeksleri taradım Perihan biraz. Yani endeksler ne yapmış son dönemde? Hangi endekslerde kalmış, hangisi ön plana çıkmış diye. Gözüne çarpan endeks oldu mu? Yani mesela gıda endeksinin oldukça güzel bir görüntü içerisinde olduğunu gördüm. Mesela holdingin biraz hedeflerine geldiğini, biraz dinlenebileceğini, bankacılığın geride kaldıktan sonra tekrar böyle bir parça ön plana çıkmaya çalışabileceği gibi böyle bir takım hareketler var. Mesela tekstil sektöründe ufak ufak böyle hazırlıklar var, bir dipten dönüş hazırlıkları var gibi. Böyle enerjiler mesela geçen hafta geride kalmıştı, bu hafta tekrar enerjiler ön planda olabilir gibi. Böyle bir genel bir sektör değerlendirmesi yaptım. Önüme fazlasıyla hisse not almışım, onu fark ettim. Öyle hep mi? Şunu konuşuyoruz. Hatta yine bir 10-11 hisselik bir liste var. Yetiştirebildiğimize bakacağız. Bakamadıklarımızı zaten ben sosyal medya üzerinden listeyi de paylaştım yayından önce. Oradan da bakabilir yatırımcılar. Şöyle bir durum var. Yani zirvesini yenileyen hisseler var. Endeks her gün yeni zirveler kırıyor. Burada yeni rekorlardan bahsediyoruz. Geçen hafta da bahsetmiştik. Ama bu zirve yenilemelere katılamayan birçok sayıda hisse ve sektör de var. Peki gidende mi olmak lazım, geri kalanda mı? Çok güzel bir soru. Hani ben genel itibariyle momentum tarafındayım. Şimdi eğer siz bir trend, bir momentum yakaladıysanız bir tarafta, ben onun böyle hani sonuna kadar sömürülmesi tarafındayım açıkçası. Gidiyorsa bir nedeni vardır diye. Yani sonuçta evet, momentum trade etmek böyle bir şey çünkü. Yani ama sıkı bir disiplininiz olması gerekiyor. İş süren stoplarla hareket etmeniz gerekiyor. Mesela biraz sonra endeksi anlatırken göstereceğim. Geçen hafta demiştik ki yani iki seçenek var ya, 9400 etrafında azalmak ya da 10 günlük ortalamayı stop kabul edip devam etmek. Geçen hafta bir haftanın başında bir endeks geri geldi salı günü %2. Evet. Tam 10 günlük ortalamasından sekti. Bu bize ne diyor? Trend hala güçlü. Olabildiğin kadar trendin içinde kal. Ama hani geldiğimiz seviyeler itibariyle karların yeterli görüldüğü noktada komple endeksten çıkmak yerine sektör değişimleriyle, hisse rotasyonlarıyla, sektör rotasyonlarıyla mevcut trend içerisinden maksimumda faydalanmamız lazım. Çünkü genel itibariyle finansal varlıklar yılın en fazla 1/3'lik hatta genel itibariyle 1/4'lik döneminde trend hali içerisinde olurlar. Güçlü trendler içerisinde hareket ederler. Yani 12 ayın en fazla 3 ya da 4 ayı içerisinde güçlü trendler görürüz. Geri kalan böyle yatay, yönsüz piyasalar halinde gider. Baktığımızda da son 1-1,5 aydır güçlü bir trend var yıla başladığımızdan beri. Demek ki biz hani yıllık trend kapasitemizin neredeyse yarısını doldurduk. Yavaş yavaş demek bu hareket yavaşlayacak, momentumunu kaybedecek demek aslında bu. Böyle bakmak lazım. Ama bu demek değil ki satalım, kenarı çekilelim. Hisse rotasyonlarıyla, sektör rotasyonlarıyla gideceğiz. Ben de bu hafta bir parça böyle daha hani harekete başlamış ama zirvesine gelememiş. Özellikle böyle noktalarda Fibo'dan çok destek alıyorum. Ben Fibonacci 150 düzeltme seviyesinin üzerine geçmiş, böyle 61.8 zorlayan. Çünkü oralar geçildi mi hareket hızlanıyor, yeni zirveler geliyor. Bir parça aslında özetle teknik motivasyonu öne aldığım, biraz da geride kalmışlar üzerinden istatistiki tarafı göze aldığım bir dönem, bir hisse seçim süreci oldu diyebilirim bu hafta için. Peki burada 9.327 izleyenlerimizden de soruların geldiği gibi yani 9400'ün üzerinde beklentisi var mı Volkan Bey'in demiş. Yani neden 9400'ü konuşuyoruz? Bence onu konuşmak lazım belki de. Bir BIST 100 tarafıyla başlayalım. Bakalım. Az önce Volkan'ın bahsettiği hisselere tabii daha çok saatimiz var. Bir saat boyunca değineceğiz. Önce bir günlük tarafıyla başlayalım. Yani Borsa İstanbul'da nereden nereye geldik? Hedefimiz neresi? Nereye gidiyoruz? Farklı periyotlarda bakacağız efendim. O nedenle siz de böyle risk algınıza göre burada baktığınız vadeye göre buradaki grafikleri yorumlamak durumundasınız diyeyim. Çünkü günlüğü, haftalığı, aylığı sizin vadenize göre değişiyor. Aynen öyle. Şimdi genelde trendler periyan oluşurken böyle 3 açıyla oluşurlar. Önce daha böyle makul bir açılı trend vardır. Sonra trendin bir noktasında katılım güçlenir ve daha dik hale gelmeye başlar. En son aşamasında artık trendin son güçlü aşamasında çok daha dik açılı bir trend oluşur. Son 3 gündür
yaşadığımız gibi. Yani yavaş yavaş biz bu açıların tekrar normale döndüğünü ve şu maviyle çizdiğim trendin bizim esas trendimiz olacağını düşünüyorum. Bu da çok net bize şunu gösteriyor. Yükseliş trendi içerisinde hareket ediyoruz. Tabii TL bazında yeni zirveler kırdığımız için hedef belirlerken ya da endeksin gidebileceği noktaları, varabileceği noktaları belirlerken burada Fibonacci'den destek alıyoruz biz. Hı hı. Burada işte, çünkü fiyatlanmamış bölgelerdeyiz. Aynen, fiyatlanmamış bölgedeyiz. Daha önce direnç destek olarak çalışmamış, arzla talebin karşı karşıya gelemediği seviyeler bunlar. Dolayısıyla neye bakıyoruz burada? 8600 seviyesinden burada 7200 seviyelere kadar bir düzeltme vardı. Bundan sonra yeni bir trend başlattık. Burada Fibonacci bize yardım ediyor. Özellikle 61.8 seviyesi geçirdikten sonra hareketin daha da ivme kazandığını görüyoruz. Az önce bahsetmeye çalıştığım hisseleri seçerken de buna dikkat etmeye çalıştım. Hani şu bölgeye gelmiş, endeks bunları yaparken henüz buralarda böyle 50 ile 78 altı arasında Fibo düzeltme seviyeleri arasında gidip gelen çok hisse var. Muhtemelen onlar da sırayla bu hareketi gerçekleştiriyor olacaklar eğer temel tarafta başka sıkıntıları yoksa. Şimdi bu... Bunun bize söyledi. Eğer zirveyi geçersem gideceğim nokta 161.8 Fibo seviyesi. Bu da şu an için 9415 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla bu başlayan hareketin en momentumlu döneminin geride kalabileceği seviye kabaca 9400'ler. Geçen hafta da demiştik artı eksi 100 puan olarak bunu düşünmek lazım. Peki oldu da momentum daha da devam etti. Şu an ben altını çok dolduramıyorum ama olabilir. Olursa da bir sonraki Fibo'ya 261.8 Fibo'ya bakacağız. Buralarda 10.700 seviyesi. Ben açıkçası o seviyelerin bu hareket içerisinde, bu döngü içerisinde değil de bir sonraki döngünün hedefi olacak şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Bu hareket aşırılaşabilir mi? Evet, 9800'lere kadar bir potansiyel var. 9800'de benim böyle bantlar içerisinde hareket eden bir sistemim vardı. Burada işte en son 8100, 7500, 7500, 8900, 8900, 9800 şeklinde giden bir bant hareketi var. O yüzden... Olur da hani en noktası neresi olur bu hareketin derseniz 9800'ler olabilir ama benim için 9400'ün üzerinde veya civarındaki hareketler yavaş yavaş ya azalmak için kullanılmalı kar almak anlamında ya da işte 161.8 seviyesine gelmiş bir endekste artık ya da buralara gelmiş hisselerden yavaş yavaş %61.8, 78.6 Fibo civarındaki hisselerin doğru geçiş olarak değerlendirilmeli. Yoksa endeksin şu an görüntüsünde en ufak bir bozulma, sıkıntı ya da dönüş emaresi yok, onu söyleyeyim. Geçen haftaki yayında şunu söylemiştik. İki strateji belirlenebilir. Hala ben o taraftayım. Ya 9400 etrafında biz azalacağız ya da hisse değişimlerine gideceğiz. Ya da mevcut pozisyonlarımızı 10 günlük üstel hareketli ortalamamızı stop kabul edip devam ettireceğiz. Çünkü algoritmamız 7650'de alı yaktığından beri, yeşile döndüğünden beri bütün düzeltmeleri 10 günlük ortalama üzerinde karşıladık. Geçen hafta salı günü gelen o satışta da, salı çarşamba günü gelen satışlarda da dip noktamız yine 10 günlük üstel hareketli ortalamamız oldu. Dolayısıyla ben güzel yerde pozisyonumu açtım. Şu an arkama yaslanıp hareketi takip etmek istiyorum demek de gayet makul bir seçenektir. O zaman da 10 günlük ortalamayı stop yaparsınız, hareketin içerisinde kalırsınız. Ama aktif olarak ben piyasada pozisyonumu yönetmek ve böyle aradaki minör trendlerden de faydalanmak istiyorum diyorsanız da 9400 etrafında bir arayışa girmeniz gerekiyor. Ben hiç arayışa girmiyorum, hiç günlükte piyasaya bakamıyorum. Ben alırım, bir hedef koyarım, o hedefe kadar tutarım diyen bir haftalığa bakalım. Evet, belki hani öğretmendir, derse giriyordur, avukattır, ne bileyim mahkemededir bütün işleri, doktordur, ameliyata giriyordur. Aynen, hani anlatabiliyor muyum? Herkes piyasasını... Yatırımcıdır. Yatırımcıdır yani gerçekten. Yani işi trader trade değildir. Etmek değildir. Aynen öyle. Şimdi onlar bir de haftalığa baksın. Peki haftalık tarafında yani bu kısa vade düşüşler, çıkışlar beni ilgilendirmiyor. Ben buraya bakarım diyen nasıl bir hedefe girmeli? Evet. Perihan, bu arada çok yani çok doğru bir nokta, çok güzel özetledin sen. Hep ben yani eğitimlerime de başlarken önce kendinizi tanıyın, nasıl bir yatırımcı profiline sahipsiniz diye. Hani trader mısınız, günlük mü alıp satmayı Tabii. seviyorsunuz, Hı-hı. daha orta vadeli böyle dalgalanmaları mı takip ediyorsunuz, swing trade'ler mi ediyorsunuz yoksa çok daha uzun vadeli yatırımcı mısınız? Şimdi biz traderlar için senaryoyu anlattık. Hı-hı. Şimdi biraz daha böyle şimdi birkaç aylık trendleri takip eden ve buna yatırım yapan yatırımcılar için de haftalığa bakacağız. Burada da gördüğümüz gibi yeni zirve üzerindeyiz. Kanalın tam ortasındayız. Daha gidecek çok yolumuz var. Ama şunu söylemek lazım.
acaba gelip buradan bir 10 ay almak ister mi? İşte burada traderlarla daha orta vadeli yatırımcıların belki buluşacağı nokta burası olacak. Bundan sonra ben açıkçası bu trendin bozulmayacağını ve 8600-8700 civarına kadar gelecek bir düzeltmenin de oldukça sağlıklı ve trendin devamı açısından da gerekli olduğunu düşünen taraftayım. Hı hı. Şimdi o yüzden böyle bir pozisyon taşıyan, orta vadeli pozisyon taşıyan yatırımcı için 8600-8700'lere kadar gelebilecek bir düzeltme rahatsız edici olmamalı. Tabii şimdi baktığımızda 9400'lerden 8700'e kadar 700 puanlık bir düzeltme, endekste %7'lik, 6-7'lik bir düzeltme bazı hisselerde çok daha fazla düzeltmeleri de beraberinde getirebilir. Ama bunu kabul edebiliyorsanız, yatırım anlayışınız, psikolojiniz buna müsaitse hiç sıkıntı etmeyeceksiniz. Bu grafiğin bize gösterdiği yol gidecek yolum daha çok var. Arada dinleneceğim. Böyle gördük, 4-5 aylık, 3-4 aylık dinlenme süreçleri gördük. Ama baktığımızda da o dinlenme süreçlerinin ardından genelde hareketler çok kısa sürmüyor. Bu kadar yani 4-6 haftada bitmiyor. Beklediğine değiyor yani. Evet, 8-12 haftalık trendler oluyor. Şu an sakince beklemeye devam edebilirler. Onlar için söyleyebileceğim de biraz böyle orta vadeli bekleme gücünüz varsa bu noktada hisse ve sektör rotasyonlarına siz de katılabilirsiniz. Endeksin yavaş yavaş patinaj çekmeye başladığı noktada belki hızlı gitmiş hisselerden geride kalmış hisselere ve sektörlere doğru kayış yaparak bu süreci değerlendirebilirsiniz. Ama endeksin orta vadeli görünümünde şu an için en ufak bir problem yok. Peki ben tamamen stratejik bakmak istiyorum olaya. Çok uzun vade düşünüyorum diyenler için cevap biraz da aylık grafikte olacak. O yüzden bir aylık tarafa da bakalım. Aylıkta dejavu mu diyeyim, copy paste mi diyeyim? Çok çok bir kopyala yapıştır durumu var. Aynen öyle, aynen öyle. Burada 1, 2, 3, 4, 5 aylık bir sabır sınavı sürecinin ardından çok güzel bir yararlı yaşamıştık. Ödülü yani 5 ayın ödülü öyle. Diye. İşte uzun vadeli bekleyen yatırımcının bu 3-4 ayda yaşadığı sıkıntının ödülü gerçekten bu. Buradaki sıkışma ve sıkılma süreci biraz daha az sürdü aslında. 3 ayda bitirdik bunu. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Yani 4 aylık bir sıkışmanın sonunda 4 ay güçlü bir hareket oldu. Burada 3 aylık bir sıkışmanın sonucunda belki 3 ay bir hareket bekleyebiliriz. Burada da hedef yine az önce haftalıkta gördüğümüz 12.500'ler. Ben bunu yatırımcımın hafızasına kazımak istiyorum. Haftalık grafikte, aylık grafikte hatta FIBO 261.8'e baktık. Onun üzerinde FIBO seviyeleri de 12.500 civarlarını bize işaret ediyor şu an için Perihan. Dolar bazlı biraz sonra bakacağız. Orada da 4 dolar seviyeleri yine bize kabaca 12.500 seviyelerini veriyor. Endeksin önünde 12 aylık vadede 12.500 hedefi duruyor. Aylık olarak da bu hedef geçerli kalmaya devam edecek. Dolayısıyla ben aylık grafiğe bakıyorum, buradaki formasyonları takip ediyorum diyen için daha burada da gidecek oldukça yol var. Ama bu da yine aynı şeyi söylüyor. Kırdığı bu filamaya, bir önceki zirveye bir geri dönüş yapmak isteyebilir. Dolayısıyla yatırımcı, uzun vadeli yatırımcılar için 8500-8600 seviyeleri aşağı geçilmediği sürece arkasına yaslanıp endeksi ve pozisyonlarını takibe ve korumaya devam etsinler demek gerekiyor bu grafiğe baktığımızda. Peki biraz alt endekslere bakacağız ama bir varsa eğer dolar bazlı grafiğimiz, bugün dolar bazlı grafiğimiz yokmuş galiba Volkan. Abi ben atmış olabilirim. Peki ben üstünden geçelim olabilir. Mi? Onu söyleyeceğiz artık çok ezberimizde orada evet. Da çok değişiklik yok. Orada da 300-310 aralığı çok önemli Perihan. Yani şu an son rakamlar ben herhalde. Ben hemen söyleyeyim sana ve izleyenlere. Yani tam şu anki fiyatlamayla 302 dolardayız. Evet. Tam 300-310 arası oldukça kritik. Yani kabaca endekse de işte 9500-9600'ler seviyelerine denk gelebilecek şekilde orada biz biraz zorlanacağız. Bunu kabul etmek lazım. Tabii TL bazında her gün zirveleri konuşuyoruz ama biz daha geçen yılki dolar bazındaki zirveye bile gelemedik. Hani tarih zirvesini zaten bahsetmiyorum o 500 seviyelerini. Belki 5 dolar seviyelerini. Aynen öyle, aynen öyle. Ama yolumuz orası. Yani uzun vadede şimdi madem ayrı grafik bakıyoruz, bizim gideceğimiz yerler adım adım oralar olacak. Ya bu formasyon belki tamamlanacak. Bu formasyon üzerine belki biz burada bir ara formasyon da yapacağız. Ve biz 500 seviyelerine doğru kabaca işte 35 bir dolar TL kuru desek, 500 seviyesi desek, bizim belki de 18-24 ay vadeli gideceğimiz seviyeler 18.000-20.000 seviyeler olacak Perihan. Yani dolar bazında grafikleri aslında daha yakından bakmamız gereken dönem ve bir parça 300-310 aralığında tekrar bu trendin yavaşladığını görme ihtimalimiz de var. Ben
esas çok daha kuvvetli yabancı katılımının geldiği bir rally'nin 310 seviyeleri açıldıktan sonra gerçekleşeceğini bekliyorum. Onun için de biraz daha zaman var kanaatindeyim. Yani o tura geçmeden önce bir ara soluklanma, dinlenme dönemine daha ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum. Peki Volkan, alt endekslere geçeceğim ama haklı ve yerinde bir soru izleyenlerimiz Ereğli'yi soruyor. Çünkü sen de yazdın geçtiğimiz hafta ve aynı zamanda ciddi bir hacim vardı Cuma günü Ereğli'de. Türk Hava Yolları'nı da geride bıraktı. Hatta geride bırakmak şöyle, yani Türk Hava Yolları 8, Ereğli 16 milyarlık hacimle. Türk Hava Yolları'nın bile, niye bile diyorum? Çünkü Türk Hava Yolları hep hacimle birinci sıradadır genelde. İki katı hacimle çok iyi bir performansla haftayı kapattı. Tabii bazı kepsler, sosyal medyada bizi güldüren görseller oldu. Çünkü yatırımcı da sevinmeye endişeli birader. Buruk seviniyor ya. Acaba şimdi mi yoksa tadımlık mı diye. Keşke koysaydım Ereğli grafiğini. Yani Ereğli tarafındaki yorumun nedir? Sen de izledin ve paylaştın çünkü. Evet. Ereğli'yi ben yani 40 seviyelerinden beri takipimde olan bir hisse ve ben yılbaşından beri şunu söylüyorum. Birkaç kez bu programda da konuştuk. Birkaç tane hisse var. 2024 içerisinde böyle ilk 3-5 ayında, belki 2024'ün ilk yarısı kesinlikle biriktirilmesi gereken dediğim. Bunlar Ereğli, Enka, Şişe'ydi. Dolayısıyla geride hala, kalanlar. Evet, evet. Yani geride kalanlar ve bir şekilde konjonktürün uygun olmadığı, global olarak konjonktürün uygun olmadığı ya da farklı sebeplerle geride kalmış bu hisseler arayı kapatacaklardır. Yani bir endeks hissesi 6 ay, 1 sene, 1,5 sene konjonktürel olarak endeksin gerisinde kalabilir ama sonrasında o bu arayı kapatır. Ereğli de bunlardan biriydi. Bir önceki bilanço döneminde böyle marjların dipten dönüş sinyali verdikten sonra benim radarıma girdi. Hatta o zamanki bir önceki kurumda model portföyü de dahil etmiştim 38 seviyelerinden. Sonra bir 50 hareketi yaptı, geri geldi ve tekrar bilanço dönemi yaklaşırken o marjlardaki dipten toparlanmanın teyit edileceği bir bilanço beklediğimi belirtmiştim ve bu bilanço dönemi için özellikle Ereğli ve Enka'nın yakından takip edilmesi gerektiğini söyledim birkaç hafta önce. Geçen hafta da takip listemizde vardı. 43 seviyelerinden 48-50 50 bandına kadar bir hareket gelebilir dedik. Buraya kadar bu hareketi yaptığı için hızlı bir şekilde bu hafta takip listesinde yok ama alan ve pozisyonunu koruyan yatırımcılar, yanılmıyorsam Salı günü bilanço geliyor olacak. Tabi bu enflasyon muhasebesi geldikten sonra bilanço dönemleri de şaştı. Bu arada bu enflasyon muhasebesi hani döviz bazlı bir bilanço tuttuğu için enflasyon muhasebesinden doğrudan etkilenmeyecek ama hem iştiraklerinde hem de bazı kalemlerde bu enflasyon muhasebesinin etkilerini de pozitif yansıyacağı bir bilanço muhtemelen görüyor olacağız. Ben hep şu altını çizdim. Pozitif sürpriz beklediğim bilançolardan biri diye Ereğli. İşte onu fiyatladık. O yüzden bilançodan sonraki fiyatlama kritik. Hani bilançoyu fiyatladık. Eğer beklentilerimizle aşan bir bilanço gelirse bu fiyatlama devam da edebilir. Ama bence artık 40 liradan 50 liraya kabaca %25'lik bir hareket oldu son 1,5-2 haftadır. Parça bilançoyu daha sakin beklemek, belki biraz kar alıp beklemek ya da mevcut pozisyonla ama sıkı bir disiplinle bilançoyu beklemek gerekiyor. Yani biz beklentiyi satın aldık, gerçekleşmeyi satıyoruz hikayesi mi olacak? Yoksa biz bir beklentimiz vardı, aldık ama beklentimizden de iyi geldi deyip devam mı edecek? Onu göreceğiz. Ama 3-5 ay daha Ereğli böyle sıkıntılı süreci devam edebilir. Ne zaman global büyüme yoluna girecek? Tekrar endeksi taşıyan hisselerden olmaya aday diyorum. Hatırlarsan 2021'in pandemiden çıkıştan sonraki süreçte kabaca 8 ila 12 ay boyunca biz tamamen Ereğli'yi konuştuk. Endeksi taşıyan hisseydi. Tekrar biz 2024'ün sonuna doğru ve 2025'te aynı senaryoyu görebiliriz. Peki biraz alt endeksleri konuşalım mı hisselere geçmeden kısa kısa? Bir bankacılık tarafına bakalım. Program başında konuştuğumuz gibi burada tekrardan devreye girebilir dedin bankacılık tarafı. %1'e yakın yükseliş var bu arada Volkan. 10.314 bankacılık. Evet. Bankacılık endeksi evet bir önceki hafta biraz geride kalmış. Hatta birkaç hafta geride kaldı. Önce zirvesini yapıp sonra geride kalan sektörlerden biriydi. Geçen hafta bir parça bu arayı kapatmak isteyebilir dedik. Endeks BIST 100 endeksi %2.2 giderken bankacılık endeksi geçen hafta %4.5 kadar bir getiri sağladı. Bir parça o arayı kapattı ama daha arayı kapatmasına epeyce yol var açıkçası. Tabii bilançolar geldi. Bilançolar böyle çok iştahlandıran bilançolar görmedik biz. Hem karlar hem bir önceki çeyreğe göre hem geçen yıl aynı dönemine göre eridi. Östermeye karlılıkları %30-35'lere geriledi ki beklenen enflasyonun altında kalan östermeye karlılıkları bunlar. Dolayısıyla orada bir parça böyle çok ortam sevimli değil. Bir de
bundan sonra eğer sıkılaştırma devam edecekse, bankaların şu an elindeki o bol likitte alınacaksa bankalar etkisi ne olacak? Bunları çok iyi sorgulamak lazım. O yüzden böyle bankacılık endeksiyle ilgili müthiş iştahlanamıyorum. Hmm. Ama neyi biliyoruz biz? CDS'lerle bankacılık endeksi arasında müthiş bir korelasyon var. O da hafif hafif sabah evet. baktık geri çekiliyor. Aynen öyle. İşte evet. 320'leri görmüştük. 320'lerden tekrar 290'lara süzülürken bankacılık endeksinde geçen hafta bir parça endeksten pozitif ayrışını gördük. Dolayısıyla ben kısa vadede bankacılık endeksini takip eden yatırımcıların CDS'i de aynı şekilde takip etmeleri gerektiğini ve oradaki korelasyonla yola devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok temel bir hikaye, kısa vadede bizi heyecanlandıracak bir hikaye banka tarafında yok. Dönem dönem böyle satın alma, devre alma haberleri konuşuluyor bazı bankalar için. Zaman zaman gündeme geliyor. Onlar ara ara heyecan yaratabiliyor. Ama onlara da böyle hani resmi ağızlardan açıklama gelmeden yatırımcıların temkinli yaklaşmalarını rica edeceğim bu vesileyle. Peki holding tarafına bakalım mı o halde? Hı hı. Bir de holding endeksini rica edeceğim. Bu arada holding endeksinde de %1'lik yükseliş var. 8675. Süper. Çok kritik. Aynen öyle. Çok çok önemli bir yerdeyiz. İşte endeks için o beklediğimiz seviye var da 161.8. Holding çok önden koştu. Sanayinin önünden koştu, ulaştırmanın önünden koştu, bankaların önünden koştu. Ve müthiş bir rally. Belki de hani bu rally'nin en önemli sektörü, en önde koşan sektörü, hatta rally'yi tetikleyen diğer sektör oldu. Sabancı ve Koç öncülüğünde. Orada da geride kalmış holdingler var. Mesela ben burada 8640 seviyesi önemliydi. Neden? 161.8 FIBO seviyesiydi. Şimdi bunun üzerine çıkıp yerleşirsek başka şeyler beklememiz gerekecek. Ama az önce endekste dediğim gibi buraya işte artı eksi 100-150 puan koyun. 8650, 8900, 8800 seviyelerine kadar bu hareket esneyebilir, gidebilir. Burada benim önerim holding hala güçlü, holdingler hala güçlü ama bu noktada son dönemde hızlı gitmiş ki holding, Sabancı ve Koç Holding'den bir parça daha geride kalmış daha küçük orta ölçekli holdinglere bir geçiş görebiliriz. İşte bunlar Doğan Holding olabilir, Global Yatırım Holding olabilir, GSD Holding olabilir. Belki bir parça hani diyoruz ya o sektör rotasyonlarından ziyade sektör içinde hisse rotasyonlarını da düşünebileceğimiz bir dönem. Ama burada eğer 8640 üzerine yerleşirsek bir parça daha kendine böyle aşırılaşma, böyle sevgili Selçuk Gönenşen'in tabiriyle şımarma dönemi yaşanabilir. Ama ben buralarda bir parça özellikle hızlı gitmiş holdinglerde dikkat demeyi tercih ediyorum. Peki buradan geçelim son olarak bir de gıda perakende tarafına, ardından hisse konuşacağız. X gıdaya bakıyoruz şu an elinde bulunduranlar için. Hep de şunu söylüyoruz, Selçuk'a da hep altını çiziyoruz. Biz kıymetli konuklarımla, seninle tabii ki hep BIST yüz tarafını konuşuyoruz ama şunu unutmamak lazım diye hep ekliyoruz. Elinde bulundurduğunuz hissenin aynı zamanda endeksine de bakıyor olmanız lazım. Aynen, kesinlikle çok doğru. Bazı endeksler çünkü endekse göre pozitif ayrışırken bazıları negatif ayrışabiliyor. Endekse satış gelirken mesela orası daha defansif davranabiliyor. Gıda bunu çoğu zaman yapar mesela, evet, biliyorsun. Evet, endeks düşerken BİM'in çok pozitif ayrıştığı dönemlerde gördük. O nedenle buraya bakmakta her zaman fayda var. Yani aynen, kendi endeksinize. Aynen. Bu hatırlatmayı geçiyorum. Bravo, çok çok doğru. Mesela teknoloji endeksi son 2-3 haftadır endeksi oldukça yenen sektörlerden biri. Ya bilişim biri. Ne yaptı, evet, öyle mesela öyle. Teknoloji, bilişim. Hiç arkasına bakmadan. Bir yıllık gitti. Faizi bir ayda verdi aynen mesela. Aynen öyle. Evet. Mesela şimdi oralarda belki işte o sektör rotasyonlarında dediğim gibi hızlı gidenlerden biraz geride kalanlara doğru geçmek lazım. Gıda neden önemli? Gıda hani vazgeçemediğimiz, büyümenin yavaşladığı, faizin yüksek olduğu dönemde dahi asla vazgeçemediğimiz sektörlerden biri. Gıda genel olarak global anlamda da çok tercih edilen sektörlerin başında son 1-1,5 yıldır, hatta pandemiden beri belki söylemek lazım. Ve içeride de güzel hikayeler oluşmaya başladı. Güzel gıda şirketlerimiz var. Ben özellikle bu hafta taramaları yaparken çok fazla sayıda gıda şirketi dikkatimi çekip radarıma girince bir gıda endeksine de o yüzden bakmak istedim. Burada hani çok güzel bir hareket var. Tekniğe de çok uyan bir hareket var. Burada işte Fibonacci impulse line'larla bu düzeltme sonrası gidebileceği noktalar işte 61.8'e gelmiş. Bunu geçmiş. Bunun üzerine kendine yeni bir kanal açıp burada 12.500'leri hedefleyen bir hareket başlatmış gibi duruyor. Bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki 1-2 ay daha, hatta Ramazan da geliyor. Ramazan etkisini hep konuşuruz gıda şirketleri üzerinde. Dolayısıyla
Bu bir iki ay daha sektör rotasyonu yaparken bence gıdayı hala ön planda tutmak lazım. Önemli kırılımlar aşamasında olan birkaç tane şirket var. İşte Kervan Gıda gibi, Kerevitaş Gıda gibi, böyle haftalıklarda Göknur Gıda gibi. Bunlara da yatırımcılar bu hafta üzerinde biraz bakıyor olsunlar. Bir iki tane benim de koyduğum gıda şirketi var. Ama fazlasıyla çıkınca bir de ona bakalım dedim. Çok baktığımız bir sektör değil. Dikkatimi çekti. Gıda sektörü yatırımcıların radarında olsun önümüzdeki bir süre. Peki o zaman kısa bir es verelim istersen Volkan. Kısa bir araya gidelim efendim. Kısa bir aradan sonra biraz endeksleri, Borsa İstanbul'u konuştuk. Hisseleri, yani bu hafta sevgili Volkan Dükkancı'nın öne çıkardığı hisselerin teknik görünümlerini konuşacağız. Minik bir aramız var. Evet efendim, ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hisselere geçiyoruz şimdi. Tabii hisse soran izleyenlerimiz de olmuş ama biz neye bakıyoruz? Bu hafta Volkan öne çıkardığı hisselere bakıyoruz. Yani hani soru cevap şekli değil, grafiklerimiz çünkü önceden hazırlanmıştı. Volkan, Ayan Enerji'ye başlayalım. Ama bir ses geldi. Yani. İyisin patladı. Değil mi? Tamam. Ben iyiyim, herkes iyiyse. Herkes iyi. %3'lük yükseliş var. 31.22'ye geldi. Tamam mı, devam mı diye sorayım o zaman evet. Sana. Burada yani benim geçen haftadan beri izlediğim bir hisseydi bu. Burada kısa vadeli bir yatay direnci kırdıktan sonra geçen hafta onayını da aldı. Hatta onayı biraz abartıp 22 günlüğe kadar iğne bıraktı ve tam trendini iğne bıraktı. Aslında böylece yükseliş için son kalan parçayı da puzzle'ın parçasını da tamamlamış oldu. Ve cuma günü güzel bir kapanış gördük ve cuma günü bu güzel kapanışın ardından ben bu haftaya da iyi bir başlangıç yapabileceğini düşünüyorum ayının. Ve asas kritik yapabileceğini olan düşünüyorum değil, yaptı artık %3. Ya %3 %3 olmuş, güzel. Yani burada kritik nokta da şuydu. 200 günlük ortalamasının epeyce dönemdir altında hareket ediyor ve bu son bir hafta 10 günlük mücadelede geçen haftanın ortasında da o iğne attığı yer 200 günlük ortalamanın altıydı ama kapanışı üstünde yapmayı başarmıştı. Yani şunu diyor artık, ben 200 günlük ortalamanın üzerine yerleşiyorum ve buradan yeni bir hareket başlatmak istiyorum diyor. 200 günlük ortalamamız 29 seviyesinde. Dolayısıyla ayın için çok net bir şekilde şu yorum yapabiliriz. Artık 29 seviyesinin üzerine yerleştik ve 29 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece adım adım 36 seviyesine kadar ben bu hareketin devam etmesini beklerim. Elinde olanlar da pozisyonunu iş süren stopla, iş süren stop dediğimizde 10 günlük üstel hareketli ortalamamız şu an için gördüğümüzde o da 29 seviyesinde kesişmiş durumda. Dolayısıyla 29 seviyesini stop kabul edip ve iş süren stopu da 10 günlük ortalama kabul edip 36 seviyesinde olan hareket tadını çıkarsınlar. Peki benim yine hatırlatmam var. Dolayısıyla biz tabii burada sen haftalık beğendiğin hisseleri anlatırken izleyenler için ricam şu. Yani sadece hedefe değil aynı zamanda stop dediğin için kesinlikle buna da sadık kalmak aynen lazım. Aynen öyle. Yani çünkü bazen şöyle durumlar olabiliyor. Yani 9-10 tane hisse konuşuyoruz seninle. İzleyen mesela oradan bir tane yakılıyor. Belki o 10 tanenin 9'u gidiyor. O gitmiyor ya da stop oluyor. Çok sık rastladığımız bir durum. Çok sık rastladığımız bir durum. Burada yine uyarı yapmak görevimiz. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Her zaman benim böyle bütün sosyal medyalarımda, her yerimde, eğitimlerimde yazan işte trade your plan, then plan your trade, then trade your plan. Yani önce bir trade için bir plan oluşturman gerekiyor. A senaryon, B senaryon olması gerekiyor. Ters giderse nerede çıkacağım? İyi giderse karı nereden alacağım? Sonra tekrar nereden gireceğim? Bunları belirlemeden girdiğiniz bir yolculuğun maalesef ki hisse gitse dahi kötü sonuçlanma olasılığı var. Dolayısıyla siz pozisyonunuza girerken burada ne diyoruz? 29 seviyesi önemli diyoruz. 29 seviyesinin üzerine kaldığı sürece bizim bu senaryomuz geçerlidir. 29 seviyesinin altına geliyorsak demek ki bu senaryoda ters giden bir şeyler var. Şu andan öngöremediğimiz bir şeyler var ya da piyasa terse döndü. Dolayısıyla alternatif planımızı her zaman yapacağız. Stop seviyelerinde özellikle iş süren stop seviyesinde hep belirtmemin sebebi o. Çok doğru bir noktaya tespit ettin, parmak bastın Peren. Teşekkür ederim. O gözle yani hep iyi senaryo, alternatif senaryo, kötü senaryo şeklinde senaryolarımızın hazır olması gerekiyor. Ama şu an buradaki ana senaryo 29 üzerinde adım adım 36 seviyesine doğru gidecek bir izlenim bırakıyor.
Peki diğer taraftan geçelim. Burada bir sonraki grafiğimize Boğaziçi Beton, Volkan, Bobet %0,40'lık yükseliş var. 39,70 diyelim şu anki fiyatlama. Evet. Buradaki yükselişin sınırlı kalması da işte şuradaki sıkışmanın henüz sonuna gelememiş olmasından kaynaklanıyor. Burada da bu yatay gördüğümüz seviye kabaca herhalde 40 seviyelerine denk geliyor. Kabaca 39-40 seviyelerinde bir yatay direnci vardı. Bunun üzerine attık. 10 günlük ortalamamız burada gördüğümüz gibi 38-70 seviyesinde. Bobet için yapacağımız yorum şu. Bu yatayı kırdık. Yeni bir kanala geçtik. Bu kanal içerisinde yeni bir hareket yapmak istiyor. Ama onun öncesinde şöyle bir filam oluşturup dinlenme sürecinde. Şimdi burada da senaryomuz çok net. İki senaryo var. Ya bekleyeceğiz bu kırmızıyla düşen gördüğümüz 40-50 seviyesinin aşıldığı noktada biz bu harekete dahil olacağız. Ve 43-80 ve 50 seviyelerini hedefleyeceğiz. Ya da elinde pozisyonu olanlarda burada gördüğümüz gibi mavi ile çizdiğimiz bu yükseliş trendi ve 10 günlük ortalama kabaca 38 seviyesinde buluşmuş durumda. 38 seviyesini stop kabul edip buradaki gelişimi ve olası kırılımı takip ediyor olacağız. Yani kritik seviyeler aşağıda 38 seviyesi, yukarıda 40-50 seviyesi. Ama ben bu sıkışmanın bu hafta içerisinde bir yöne doğru ve daha büyük olasılıkla yukarı yönde tamamlanacağını düşünüyorum. Çünkü Volkan, o zaman o kırılıma hareket etmek daha makul kesinlikle olur değil mi? Benim yani zaten o şeye, belirsizliğe girmek. Aynen. Yani burası aldığınız zaman hani yazı tura atmak gibi bir şey bu. Eğer zaten hani piyasada hiçbir zaman bilemeyiz yükseliş mi düşüş mü olacağı, ama bir tarafa doğru göstergeler, grafik, price action bize bir tarafa doğru daha güçlü bir eğilim olduğunu gösterir. Şu an bunu gösteremiyor. Bir sıkışıklık var. Ama ne zaman bu düşen kırmızıyı geçeriz, bunun üzerinde kapanışlar almaya başlarız, o zaman deriz ki eğilim yukarı yönde, yukarı yönlü bir akım oluşuyor. Hep hatta şu örneği veririm. 40-50, 40.50 altında Bovet benim için pahalı. 40.50 üzerinde 41 lira da daha ucuzdur. Teknik bakış açısıyla önü açılmıştır ve gideceği seviyeler, hedefler bellidir deyip burada da senaryoyu bu şekilde oluşturmak mümkün. Evet, Cemtaş'a geçelim. 12.90 Cemtaş'ta da son fiyatlama %0,16'lık yükseliş var. Yani yatay bir seyir içerisindeyiz, evet, diyelim. Cuma günü burada güçlü bir hareket oldu. Burada da az önce işte Peyran, dikkat ediyorsan endeks için ne konuşmuştuk? 161.8 Fibo seviyelerini konuşmuştuk. Ama ne dedik? Daha %50-%61.8 Fibo seviyelerinde olan birçok hisse var. Cemtaş da bunlardan biri. %50 Fibo seviyesini aşıp 61.8 Fibo seviyesine bir hareket yaptı. Muhtemelen Cemtaş'ta izleyeceğimiz senaryo şu an 12 seviyesi 12-12.80 arasında bir dinlenme, bir güçlenme, sonrasında adım adım 78.6 ve çana tamamlamak üzere hareketin devam edeceği yönünde. Elinde pozisyon olanlar 11.90 seviyesini stop kabul edip taşımaya devam etsinler. Yeni pozisyon almak isteyenler de 12.80'in üzerindeki kapanışları görmeyi beklesinler diyorum. Ama dediğim gibi endeksin gerisinde kalan hisselerden, burada da görüyoruz benim RSI grafiğimle endeksin ne kadar gerisinde kaldığını. Ve geçen haftanın son iki günü burada kafayı kaldırdı ve endeks görece grafiğinde düşeni kırdı. Bu şu demek, ben bir süre endeksten daha pozitif bir görünüm sergilemek istiyorum artık dedi. Bunun sinyalini verdi. Bence burada da 61.8 Fibo seviyesi özellikle geçilirse biraz daha hareketin hızlanıp sırasıyla 13.90 ve 15.20 seviyelerini hedefleyecek bir trendi başlatabilir. Peki Deva Holding ile devam edelim. 90.60 Volkan, burada da %2,5'luk yükseliş var. Kırılım geldi diyebilir miyiz burada? Evet, bu da tam bizim düşeni kıran ve düşeni kırarken 10 günlük ortalamasını de aynı zamanda kıran ve algoritmamızın al verdi. Hepsi aynı güne denk gelince. Hatta benim aşağıda için şöyle bir trend çizsen orayı da kırmış. Aynen, bu da RSL, bu da işte endeks görece grafiği. Hani burada hem endeks görece artık o baskıdan kurtuldu, hem de fiyat, kendi fiyat grafiği de o baskıdan kurtulmuş duruyor. Burada artık 85-50 seviyesini stop kabul edip yüzlü seviyelere doğru bir hareketin başladığını söyleyebiliriz. Bence yani ilaç sektörü de yine böyle büyümenin yavaşladığı, faizleri yüksek olduğu dönemde böyle sığınabileceğimiz sektörlerden biri. Hem defansif, görece defansif yapısıyla, hem de buradaki bu sıkışmışlıktan ve düşen trendden kurtulmuş olmasının verdiği pozitiflikte bence 3 haneleri hedefleyecek bir hareketi başlatmış diyebiliriz adım adım.
Peki biz şimdi bankacılık endeksini konuştuk. Bankacılık endeksinden Garanti Bankası'nı konuşacağız efendim. Burada %2'ye yakın yükseliş izliyoruz. 67.20. Bu arada bankacılık tarafında yükselişte %1,5'a ulaştı Volkan. Evet. İşte bankacılık endeksinin geçen hafta gördük. O yani özellikle CDS'nin tekrar 300'ün altına gelmesiyle o son 3,5-4 haftadır o geride kalmışlığın böyle getirdiği bir rahatlama diyebiliriz bankacılık tarafında. Garantiyi özellikle seçtim. Çünkü burada da artık sıkışacak yeri kalmamıştı. Bu hafta ya aşağı ya yukarı bir yere evet. kırmak zorundaydı. İşte bankacılık endeksinin bu haftaya bir parça pozitif başlama beklentisiyle burada da beklentim bu düşenin kırılıp yukarı yönde hareketin devam etmesi yönündeydi. 66.30 seviyesiydi burada benim kritik gördüğüm nokta. Hani anladığım kadarıyla şu an bu seviyenin üzerindeyiz. 67.25. Şu an için şunu yapacağız. 64 seviyesine stopumuzu çekeceğiz. Tamam. Buradaki hareketin getirdiği yeni zirveleri takip ediyor olacağız. Fibo ile bir hedef koyup bakmamışım burada ama şunu söyleyeceğim. 10 günlük ortalamayı iş süren stop kabul edip gittiği yere kadar hareketin içerisinde kalalım. Çünkü 4 ile 6 haftadır kabaca 1-1,5 aydır endeksin gerisinde hareket ediyor bankacılık endeksi. Bu CDS'lerdeki bu şeyi düşüşü fırsat bilip böyle bir hafta 10 gün pozitif ayrışma eğiliminde olabilir. Garantide hani burada hala o tam lokomotif olma özelliğini kaybetmiş olsa da garantide eğer bankacılık endeksi bir yöne doğru gidecekse garantide 2+2-2 bu hareketin içerisinde olur. Buradaki hareketten kısa vadede faydalanalım. Ama yine söyleyelim 64 seviyesi elinde olanlar için önemli bir stop. İş süren stopla takip edenler de 10 günlük ortalamaya bakacak. O da bugün için 64.80 seviyesinde. Peki Karsan diyoruz. Karsan'da 10.56 fiyatlama %1'in üzerinde yükseliş var. Karsan yani o kadar endeksin gerisinde kaldı ki şu ortadaki grafikten benim RSI grafiğimden görebilirsiniz. Bunu sıkıştırsak çok daha belirgin hale de gelecek. Daha %50 Fibo seviyesini aşamamış durumda. 10.58'di %50 Fibo seviyesi. Artık bunun üzerine atması gerekiyor. Ve %50 Fibo'nun üzerine attıktan sonra da sırasıyla 11.20 ve 12 seviyelerini hedefleyeceğini düşünüyorum. Elinde olanlar yine ya 10 günlük ortalamayı iş süren stop olarak kabul edecek ya da mavi ile gösterdiğimiz kısa vadeli yükseliş trendini o da şu an için 9.80 seviyelerine denk geliyor. 9.80-10 seviyesi korunduğu sürece ben artık bu ilk %50'lik dilimden ikinci %50'lik Fibo dilimine geçtiğimizi düşünüyorum ve adım adım 11.20 ve 12 seviyelerini hedefleyecek bir hareketin başladığını söylemek mümkün. Yani endekste açılmış o makası yavaş yavaş kapatacak kanaatindeyim. İşte bu geride kalanlar devreye girer mi dediğimiz aslında aynen konu öyle. Değil mi? İşte yayının başında dedim ya hep böyle endeks 161.8 Fibo seviyesine geldi ama daha 50 ile 61.8 civarında olan çok hisse var derken işte onlardan örneklerden biri de Cem Taşlı olduğu gibi yine Karsan. Bunların ben önümüzdeki 4-6 haftada sektör ve hisse rotasyonlarında değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Hani sadece bu haftalık olarak düşünmesinler ya da ben endeksten endişeliyim. Ama hisseden de vazgeçmek istemiyorum diyenler bu işe buradan biraz Karsan alır. Karşılığında biraz betası kadar ya da belli bir miktar endeks şortlar kendisini hece ederek güzel bir pozisyon almış olur. Mesela Kerevitaş Gıda'da da geçen sene kötü geçmiş ama bu yıla hızlı başlamış Volkan. Bu yıl %38'lik getiri var mesela. Geçen yıl negatif tarafta kapatmıştı. O da mesela arayı kapatmaya gidenlerden biri diyebilir miyiz? Aynen. Bu arada hani çok nadir kullanıyorum. Haftalık grafik bu. Hani bunu haftalık neden haftalık kullandın? Çünkü buradaki bu büyük oluşumu ve büyük sıkışmanın tamamlanmak üzere olduğunu göstermek istedim açıkçası. Ve hani bunu sadece haftalık bir öneri değil. Az önce bahsettim ya gıda şirketlerinde birden fazla gıda şirketi çok dikkatimi çekti. Mesela Kervan Gıda bunlardan biriydi. Biraz sonra bir konuşuruz. Uluğun var. Göknur Gıda var. İşte geçen hafta takip listemizde Elit vardı. Evet, çok iyi getiri sağladı. Yani gıdalarda bir hareket var. Bunun farkında olmak lazım. Ve haftalık grafikte dahi ne kadar endeksin gerisinde kaldığını görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu sıkışma tamamlanırsa kırmızıyla gördüğüm seviye 12.90'lar. Yani eğer Kerevitaş Gıda 13 seviyesinin üzerine çıkıp bir hafta 13 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsa burada biz artık çok ciddi orta vade hatta orta uzun vade yayılan yeni bir trendten bahsediyor olacağız. Hani arada bize soruyorlar Volkan Bey biraz orta uzun vadeli taşıyacak hisse evet, önerir evet. misiniz diye. Hani buyurun teknik motivasyon olarak eğer 13 seviyesinin üzerine yerleşebilirse burada size orta vadeli şöyle bir süreç olabilir. Buradan 15 seviyelerine bir gidiş, sonra bir onay, sonrasında da çok daha güçlü yeni zirveler hedefleyen bir hareket gelebilir. Bakalım bizim orta uzun vadeli bir oluşum olarak takibi aldık.
Ama koşulu bir daha hatırlatıyorum. 13 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış almamız gerekiyor. Çünkü grafiğe haftalık bakıyoruz. Peki lider turizm %4'ün üzerinde yükseliş var burada da. 73 liraya geldi Volkan. Evet. Peren, bunu yine geçen hafta konuştuğumuz hisselerden. Geçen hafta buradaki kırmızı düşeni kırarken tam şunu demiştik. Kırmızı düşeni kırdı, 10 günlük kırdı ve yeşili yaktı. Bizim 3 tane kritik isteğimizin karşıladı. Dolayısıyla geçen hafta listeye koymuştuk. Gitti, hafta ortasında onayını da aldı. Onayı aldıktan sonra ben daha güçlü bir şekilde bir açıkçası. Bir haftada %11 bu arada. Evet, üzere çıkarmaya başladım. Bu sefer de cuma günü de önemli bir yatay direnci kırdık. 67-80 seviyesini. Artık 67-80 seviyesinin üzerinde bizim gideceğimiz nokta buradaki katlamalı hedefler olarak gördüğümüz ilk etapta 89 seviyelerini hedefleyen bir hareket başlamış durumda. Taşıyanlar 67-70 seviyesini stop kabul edip buradaki hareketin içerisinde kalmaya devam edebilirler. Peki Özak'la devam edelim. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 9.99.10 diyelim buraya. Evet, gayrimenkul yatırım ortaklıkları da emlak konutta böyle bir hareket geldi. Halk GEO, Vakıf GEO'lu aslında hareketlilik başladı. Onların da işte bu bir türlü tamamen bilançoları yansıtamadıkları İstanbul Finans Merkezi projesinin artık bu yıl sonu bilançolarında karşılık görebileceğinin ortaya çıkmasıyla bir hareketlilik geldi. Ama tabii özellikle konut geliştiricileri için durum çok sevimli değil. İpotekli konut kullanımı, kredi kullanımı çok çok düşmüş vaziyette. Evet. Konut satışları geriliyor. Konut fiyat artışı açıklandı. Aralık ayında %1 civarı artmış. İşte son yani bilmem kaç yılın en düşük. Fiyatlar artıyor ama talep yok, ama ipotekli satışlarda çok sert. Artış hızı da son 3 yılın en düşük artış hızı. Yani orada da şöyle bir sıkıntılı durum var. Özellikle konut geliştiricileri için. Yani maliyetler artıyor ama talep olmadığı için satış. Siz fiyatı arttıramıyorsunuz. Satış da artmıyor. Böyle bir sıkışmışlık durumu var. Biraz o yüzden geride kalanlar var. Özellikle gayrimenkulde bu motivasyonla gördüğün gibi oldukça endeksin gerisinde kalmış bir halde. Ama kısa vadeli bir trend başlatmış. Hazır GEO'larda da biraz hareketlenme varken düşeni kırmış. Cuma günü de buradan onayını almış. Dolayısıyla burada başlayan hareket bu kanalın üst bandına kadar devam edebilir motivasyonuyla bir paylaşım oldu. Tamamen böyle stratejik değil, taktiksel bir hareket Özak GEO'da. 10 günlük ortalamamız 9.60 seviyesinde. 9.60 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 10.60-11 bandına doğru bir hareket gelebilir. Dolayısıyla buradaki hareketten o anlamda kısa vadeli olarak faydalanmaya çalışabiliriz. Nasıl az önce kerevat için daha orta uzun vadeli bakış açısı koyduk. Bu da tamamen bu hafta içerisinde kısa vadeli bir motivasyonla takip edeceğimiz hisselerden biri. Peki Uluğun diyelim, Ulusoy'un Volkan %7 yükseliş var burada. 35-26 şu an. Baktığımızda evet. Fiyatlama. Burada da yine sabah anlattığımız o konsepte uyan hisselerden biri. Ne demiştik? İşte %50, %61.8 hatta Uluğun %38.2 ile %50 Fibo bandında takılmış durumda. Bu şu demek. Ben bu düşüş sonrası toparlamaya başladım. Ama henüz daha güç toplayamadım. Ama bu bölgelere artık yerleştim. Benim niyetim artık bu alttaki %50'lik Fibo bandından üstteki %50'lik Fibo bandına geçmek ve adım adım bu çanağı tamamlamak istiyorum sinyali verdi bize geçen haftaki hareketiyle. Geçen hafta çarşamba bir iğneyle 22 günlüğe ve yükselen trendine dokundu. Oradan başlayan hareket burada da çok net bir şekilde ilk etapta 34.50 seviyesi, sonrasında da sıralı Fibo hedefleri 35.70 ve 38.80 seviyelerini hedefleyen bir hareket bence başladı. Hatta uzun vadede ben bu çanağın tamamlanıp üzerinde de hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Ama daha böyle 1-2 haftalık bir bakış açısıyla ben burada 10 günlük ortalama üzerinde kaldığımız sürece 10 günlük ortalamamız 31.60'ları gösteriyor. 31.60 üzerinde kaldığımız sürece burada hedeflerimiz sıralı olarak 34.50, 35.70 ve 38.80 olarak vermek mümkün. Bu arada bir özel durum açıklaması da var bugün orada. 15-12-2023 tarihli açıklamamızda Antakya fabrikamızın kapasite artışı ve revizyon çalışmaları yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu çalışmalar diyor, şirket tamamlanarak satın alındığında diyor 275 ton olan Antakya fabrikamızın üretim kapasitesinin artacağı belirlenmiştir. Kamuoyunun bilgisine diyor yaptığı kapı açıklamasında. Çok güzel, temel anlamda haber desteği anlamında da desteklenmiş durumda. Dolayısıyla buradaki endeks görece bu son kabaca 8-10 aydır bu endeksin gerisinde kaldığı
alandan, sıkışmışlık alanından bir rahatlama bölgesine doğru geçtiğini teyit eden bir haber akışı olmuş. Peki yataş diyelim, 34-40 Volkan %1'in üzerinde yataşta da yükseliş var. Evet, yataşı ben aslında Cuma günü paylaştığım bir hisseydi. Yine takip ettiğim bir hisse. Bu da böyle 38-2 ile %50 Fibo bandında sıkışmış ve artık ben bir üst banda taşınmak istiyorum diyen hisselerdendi. Cuma günkü kırılımla aslında ilk onay geldi. Ben artık yavaş yavaş 33-50 üzerine yerleşeceğini, yani %50 Fibo düzeltme üzerine yerleşip sırasıyla 61.8, 78.6 Fibo seviyelerine doğru hareket içerisinde olacağını düşünüyorum. Oralar nereler? Yani şunu söyleyeceğiz. 33.50 üzerinde kaldığımız sürece 36.20 ve 40 seviyeleri bizim sıralı hedeflerimiz olacak. Koşulumuz ne? 10 günlük ortalama üzerinde kaldığımız sürece 10 günlük ortalamamız bugün için 32.58 seviyesinde, ama şunu unutmayalım, 10 günlük ortalama fiyatla birlikte yukarı geliyor. Dolayısıyla benim bugün verdiğim bu iş süren stop, zaten adı üzerinde iş süren, dolayısıyla her gün değişiyor olacak. Yatırımcılar, hep söylüyorum, grafik açacaksınız, 10 günlük ortalamayı her gün takip edeceksiniz, notunuzu alacaksınız. Yapabiliyorsanız da oraya stopunuzu girip devam edeceksiniz. Ama ben bu başlayan hareketin, geçen hafta böyle tekstilleri bir tık böyle kıpırdanma vesaire vardı. Ben burada başlayan bu hareketin böyle yavaş yavaş 36-20 ve 40 seviyelerini hedefleyecek şekilde devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Volkan, o zaman vedamızı birlikte yapalım istersen. Çünkü kısa bir araya gideceğiz. 9349'a kadar geldi. Endeks hakkında hani ekleyecek son bir notun varsa istersen, program başında konuştuk. Kaçıranlar da geri sarabilir hatta, ama yine bir cümleyle bir toparlayalım istersen. Şöyle söyleyeceğim. Ya dediğim gibi bir trend yakalamışken bu trendin etinden sütünden faydalanmamız gerekiyor. Ya bir stratejiniz olacak, nerede kar alacağınız, ya da tamamen momentumu takip edeceksiniz. Benim de hep izlediğim şey 10 günlük hareketli ortalamamızdır. 10 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bu trendten maksimumda faydalanın, ama 9500 civarında sektör ve hisse rotasyonlarına bir kat daha önem verin diyorum. Peki, son bir sorum var. Hafta sonu çok konuşuldu, tartışıldı. Sevgili Işık Ökten'in, biliyorsun, YouTube yayından sonra. Işık abi, bir... selamımız. Evet, Işık'a da selamlar. Kendisini çok seviyoruz tabii, kıymetli dostumuzu. Yani bir portföyde kaç hisse senedi olmalı? Aslında farklı şeyleri anlattı ama 1 milyon için 4 hisse çok deyince ortalık karıştı. Hadi senden de bir yorum alayım. Orada Işık abiye katılıyorum. Yani ben çeşitlendirme önemli, ama yani... Suyunda çıkarmamak mı lazım? Suyunda çıkarmamak lazım. Neden öyle? Çünkü biz böyle hem istiyoruz portföyümüz hızlı büyüsün, ama hani yani küçük bir portföyde 10 tane hissenin yaratabileceği... Çünkü orada alfayı bulmak zorundasınız. Eğer o alfayı bulacak gücünüz varsa 10 hisseye de bölün. Ama kırılım yakalamak için diyorsun. Aynen öyle. Ama belli bir yerden sonra amacınız o parayı korumaksa, daha büyütmek yerine... O zaman çok büyük bir para elde ettiğinizde, çeşitlendirme evet, bir parça daha önem kazanıyor. Ama portföyü bir parça daha, küçük portföyleri daha hızlı büyütebilmek için daha yüksek alfalar yaratan hisseleri bulup çıkarabilmek lazım. Bu da sınırsız sayıda olmuyor. Çok daha sayıda oluyor. Biraz daha üzerine uzmanlaşma gerektiren konular bunlar. Yani spesifik şekilde o sektörü, şirketleri bilmeniz lazım. Ben orada aşağı yukarı Işık abiyle aynı fikirde olduğumu belirtmek isterim. Çok teşekkür ediyorum Volkan. Teşekkür efendim. Ederim. Kısa bir araya gidiyoruz. Şebnem Ayabakan birazdan bizlerle olacak. Tabii altın fiyatlarındaki son gelişmeleri merak ettiğinizi biliyorum. Birazdan konuşacağız, kısa bir ara. Evet efendim, ilk seansta Şebnem Ayabakan'layız. Her pazartesi olduğu gibi. Şebnem, günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar. Evet, bugün Amerika kapalı, Çin açıldı, Amerika kapandı. Evet. Yarın kaldığımız yerden evet, devam. Ama FOMC tarafını takip edeceğiz. Aynı zamanda çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu gelecek. Gözler biraz da orada, yani Nasdaq'taki bu hareketin devamı noktasında. Tüm bunları konuşacağız, ama genel olarak bir haftalık, bu hafta öne çıkan gelişmeler sana göre nedir?
yurt dışında işlem yapanlar neleri takip etmeli? İstersen bu haftaya bakış açısıyla başlayalım. Tamam. Geçtiğimiz hafta zaten TÜFE'den sonra ÜFE'nin de beklentinin üstünde geldiğini gördük. Evet. 0.9 geldi. 0.6 beklenirken. Sonuçta burada önemli olan esasında Amerikan enflasyonu tarafında çekirdek enflasyon. Enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon aylık 0.4 ile 8 ayın zirvesine yerleşti. Burada ben Fed'in faiz indirimlerini zaten Mayıs ve Haziran'da beklediğimiz Mart fiyatlamasının mantıksız olduğunu düşündüğümüz için şuna dikkat çekmek istiyorum. Bundan sonra yatırımcıların gerçek anlamda en kötü senaryo ne olabilir diye sorusuna şu şekilde cevap vereceğim. Tabii ki bir aylık bir veriyle hiçbir zaman yön netleşmez. Ancak ve ancak burada elimizdeki dönelere baktığımızda ekonomik olan verilerinin de bir zayıflama göstermediğini görüyoruz. Dolayısıyla Amerika'da evet yumuşak iniş oluyor ama bayağı da esasında büyüme verileri de kuvvetli gider şekilde oluyor. Dolayısıyla Fed'in bu faizlerin yüksek seviyesini fazlasıyla 3-4 ay gibi yukarıda tutmak gibi bir riskle karşı karşıya olduğunun altını çizelim. Bir yandan da hatırlatayım, bankalarında bir takım emlak ile ilgili kredi, kötü kredilerden dolayı birkaç tanesinin işte %38'ler Bancorp'un falan çöküşler yaşadığından bahsetmiş. Şimdi burada şöyle bir riskle karşı karşıya Amerika'da, diğer ülkelerde de esasında aynı şey var ama konut, sığınma ve ev fiyatlarının yüksekliği %30'unu neredeyse bu enflasyonun ağırlığını getiriyor. Sonuçta 2'ye indirmekten çok uzağız. Yani 3.1 önümüzdeki dönemde beklentiler 2.9 iken 3'e çıktı. Hemen geçen hafta gelen verileriyle beraber enflasyon verileriyle Amerika'nın, ama burada önemli olan bir ay daha, bir sonraki ay daha geldiğinde Fed bu sefer hadi Mart'ta faiz indirecek denen Fed'de acaba faiz artışı olur mu soruları çıkacaktır. Ben eski Hazine Bakanı Larry Summers'ın hafta sonu bir konuşmasını dinledim. Bence burada dikkat çekilecek olan şey eski hazine bankalarını, Amerika'da başkanlarını dinlemek olacak. Çünkü daha önceden çok yavaş kaldığımız için burada dedi Larry Summers en esasında riskli olacak olan şey, şu andan beklemiyoruz ama önümüzdeki dönemde eğer global enflasyon uzun kalmaya devam edecekse, 3-4 ay böyle kalmaya devam edecekse, en kötü şey nedir Perihan? Hastasınız, antibiyotik alıyorsunuz fakat dozunu doktor doğru verdiğini zannetti. Azalttınız, bitti, bıraktınız. Fakat hastalık esasında o doz yeterli olmadığı için daha sonra nüksettiğinde öyle bir nükseder ki 2 katı daha fazla dozajda almak zorunda kalırsınız ilacı. İşte bu turda buna dikkat etmek gerekecek. Hemen geçelim. Kârlılıklar. Kârlılıklar çok güzel olduğu için zaten teknoloji hisselerinin rallisi önderliğinde nefis bir ralli göreceğimizi gördük, konuştuk. Kasım, Aralık'tan itibaren olacak bu dedik. Şimdi geldiğimiz noktada haftanın gündem maddesi Nvidia. Nvidia'nın altını çizmek istiyorum. Zaten chartımız da var. Hani izleyicilerimiz neden yurt dışı, neden bu kadar teknoloji dedikleri için altını da gerçekten çizmek istedim. Nvidia'nın sonuçta geçtiğimiz 2002'de 4. çeyrekte 6.05, yani 6 milyar dolardı karlılığı. Bu sene gelecek olan karlılığın baktığınızda 20,5 milyar dolar olması bekleniyor. Yani 4 katından daha az, hani 3,5 katı kadar bir karlılık bekleniyor. Dolar bazında efendim bu söylediklerim. Dolayısıyla bunun daha önceden satın alınması durumu var mı? Sonra satış gelir mi sözlerine? Bekleyip göreceğiz ama Nvidia'nın gerçekten çarşamba gelecek olan bu şeyde chartında önünün hala açık olduğunu da gösterelim istedim ben. Esasında izleyicilerimize verebilirsek şimdi verebilirsek. Nvidia ile başlayalım o zaman. Evet, Nvidia ile başlayalım. Ben Nvidia ile başladım. Ben Nvidia ile başladım, özür dilerim. Haftanın gündemine Nvidia. Çok da fazla esasında üstünde durmayacağım. Sadece göstermek istediğim, bu sonuçta yapay zeka üstüne gerçekten teknolojinin önümüzdeki senelerde ne kadar önünün açık olduğunu gösteriyor bize. İzleyicilerimize şunu söyleyelim. Evet, burada bir şey terse döndüğü zaman anında Nvidia'nın hareketlerini izlesinler diye koydum. Çünkü diğer küçüklü, orta ölçekli bütün teknoloji ve yapay zeka hisselerinin esasında
lokomotifi Nvidia. Dolayısıyla Nvidia'nın şimdi 726 dolarda olması falan bizim için çok fazla bir şey ifade eder mi? 736 olur, 740 olur kar gelene kadar, çarşambaya kadar. Oradan da bir satış da gelebilir. Hani önceden satın aldığını sat gibi. Ama burada önemli olan demeye çalıştığım, benim ilk anlattığım sahne senaryodaki herhangi bir genel global enflasyonun yapışkanlığında devam edip de Fed'in bir bitmişken faiz indirimi, bir de acaba indirir mi korkuları gelirse, işte o zaman Nvidia önderliğinde ileriki dönem, bu Mart ve sonrasındaki dönemde hareketlere bakın derim. Geçelim hemen istersen Amerikan 10 yıllıklarına veya 10 yıllıklarına bakalım. Evet, şimdi bugün Amerika kapalı fakat şöyle oldu. TÜFE'den sonra bir 4.30'ların üstünü gördük. Sonra bir geri çekilme yaşandı. Daha doğrusu Yellen da orada ve diğer Fed başkanları da, yani böyle hani aylık verilerin az önce altını çizdiğin gibi sapma yaşatabileceği biraz daha piyasayı rahatlattığına ilişkin çünkü söylentiler gördük ve geri çekilme yaşanmıştı. Fakat dediğin gibi ÜFE'de beklentilerin üzerinde gelince bir kez daha 4.30'ların üzerine çıktık. Çıktık. Dahası var mı yani yukarı? Dahası var. Şimdilik bir ay sonraki dataya kadar 4.38-4.39'larla limitli Amerikan 10 yıllıkları. Yani burada gördüğünüz 4.40'lar seviyesi, şuradaki gördüğün eflatun mor, artık adının rengin ne koyuyorsak, o rengi şu anda kırmasını beklemiyoruz. Çünkü bunlar gerçekten de veri oriented rakamlar Perihan. Elindeki datayı bilen Fed, eğer bundan sonraki ay zaten aşağıda geleceğini biliyor ise bu yakın sıyacağı yer 4.16-4.22-23'lerin civarında olacak Amerikan 10 yıllıklarının. Dolayısıyla bu böyle olduğunda da teknoloji rallisinin devamını düz mantıkla bekleyeceğiz diyeceğim. Çünkü aradaki korelasyon geçtiğimiz haftalarda kopmuştu. Bazen kopuyor, bazen de karlılıkları ön plana alıyorlar. Ben bunu çok uzun zamandır satın alıyordum zaten. Bir sonraki çeyrek böyle kalmayabilir diye satabilirler. Onun altını çizeyim. Ama burada önemli olan efendim, genel büyük senaryoda bakacağımız şey bizim Amerikan 10 yıllıklarının 4.9-4.10'ların altına inemediği bir senaryoda, benim demin bahsettiğim enflasyonun yüksek kalmasının 2-3-4 ay gibi uzun bir vadeye yayılacağıdır. O zaman da yedirmeye başlarlar. Nasdaq, hemen gösterebilirsek Nasdaq'taki geldiğimiz noktayı göstereyim. Senin Nasdaq'la benim Nasdaq aynı değil rakamlarımız ama olsun. Burayı kırmak istiyor. Şu anda 15.850'nin üstünde. Ben 16.800'e gitmek istiyorum diyor. 16.500'e gitsin efendim. 16.800'e gitmesin. Bu zaten Nvidia olmadan olmaz. Yani bu Nvidia artık itici güç oldu diyorsun. Ben 750-800 dolarlara doğru gidiyorum diyecek ki Nvidia. Bu da Nasdaq'ta bir şekilde 15.800'den kırıp 16.500'lere doğru gidiyor olsun. Hemen buradan isterseniz bir de S&P Goldman Sachs'ı. Goldman Sachs 5200, evet, evet. 5200 diyor S&P için. Ne diyorsun? Doğru ama şu anda yapılacak ama olan buraya şey geldikten sonra 5200 desen ne olur? Yani 4000'lerde sat veriyordun. Ama ben buna kızıyorum zaten genelde. Goldman Sachs'ın ünlü şeyleri, hedefleri. Goldman ve ünlü ters şey veren hedefleri. Ama şöyle bakalım. Şimdi bu yumuşak inişte bir kısmında biz Kasım'da Aralık'ta konuştuğumuzda gerçekten de beklemiyoruz öyle bir hard landing. Ama da soft landing'in de ne kadar soft olacağını da bekleyerek, yaşayarak göreceğiz diyorduk. Şimdi buradaki eğer veriler çok güzel, sağlam bir şekilde gelmeye devam ediyorsa, yani ne demek istiyorum, iş gücü piyasası Amerika'da güçlüğünü koruyorsa, ki bunun geçtiğimiz haftalarda bir grafikle altını çizdik, bu kadar işten çıkarma varken hele hele bankalar, büyük teknoloji şirketlerinde, telekom şirketlerinde varken nasıl oluyor demişlerdi. O çartımızı gösterdik. Günlük part time ve diğer rotasyonlu olan işlerdeki giriş çıkışlardaki artışlarla. Bir bu var, bir de verimlilik. İşte Nvidia niye o kadar önemli? Yapay zeka niye o kadar önemli? Verimliliğin artışı ile beraber enflasyon yukarıda kalıyorken biz hala o kadar esasında güçlü bir iş gücüyle devam ediyoruz. Yani ne demeye getiriyorum? Goldman Sachs da diğerleri de şu anda daha fazla yumuşayan ve zayıflayan bir büyüme bekliyordu Amerika'da. Olmuyor.
Olmuyor ki, ben de altını çiziyorum enflasyon verilerinden. Bir aylığa bakmayalım, tamam, aynen şeyin dediği gibi, ama Yalın'ın dediği gibi bir iki ay daha böyle gelirse o zaman S&P'nin hedefini 5200 değil 5500'e de çıkarırlar. Hı hı. Ya, eğer güçlü kalıyorsa büyüme rakamları, ne demek olacak bu? Yüksek enflasyon, yüksek büyüme. İyi de bu zaten Biden'ı aşağı indirir. Zaten şu anda durum kritik. O zaman bu sefer Trump fiyatlaması daha olasılığı arttı diye o tarafta, o sektörlerde ralliler görürüz efendim. Petrolü koymadım ama orada zaten MTA ve Brent'in Trump'ın gelmesiyle yukarı gittiğinin altını çizmiştik daha öncesinde. O zaman Dow Jones'a bakalım. Hazır o zaman Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'umuza geldiğimizde bu da işte esasında bu 40 binleri geçme isteğinde olması pek farklı değil. Hani biliyorum bu ne kadar daha devam eder diyorsunuz ama işte genel geçer Fed'in getirmiş olduğu bu yeni teknolojiyle biz artık bir rutin kırmış oluyoruz. Yani eskiden öğrendiğimiz gibi Perihan, Fed faiz arttırdı. Bunun içinde hemencecik enflasyonun beli kırılacak gibi bir şey yok. Fed sıkılaştırmayı daha arttıracağını zaten söylüyor. Zaten bizde de aynı şey. Bu kitabında her zaman böyledir işte, ekonomi 101. Bizde de aynı şekilde bir seçim bekleniyor efendim. Seçimde çok büyük bir değişiklik olacağından dolayı değil, bizimle ilgili. Politik kararlar olduğu için birdenbire sıkılaştırmayı yaptığınızda büyümeyi önüne fren koyarsınız. Şu anda Biden bunu yapmak zorunda olacak seçimine giderken Kasım'a. Yavaş yavaş fine tuning ile yapmak zorunda kalacak kaybetmemek için. Bunun da altını çizeyim. Yani bir yerden politikacı, Fed başkanı gidip de bir dakika benim biraz likiditeyi sıkmam lazım, daha fazla sıkma yapmam lazım dediğinde politikaya, Biden da diyor ki yok, o kadar da büyümeme dokundurtmam diyor. Buradan gidelim yani, hani neden bu Amerika'daki veri, gelen veri bir iki ay daha enflasyon tarafında böyle gelirse, bu endeksler daha yüksek enflasyon olduğu ve karlılıkları devam ettiği için yukarı giderken Amerikan güçlü bir büyüme sergiliyor diye, öteki taraftan da tahvil bonolara satış gelebilir. Peki dolar endeksi, euro dolar paritesi ikilisini konuşalım bu durumda. Şebnem, tabii biz hafif geri çekilme gördük dolar endeksinde ama hala daha 104'lerin üzerindeyiz. Dolayısıyla euro dolar paritesi de 1.0785'lere geldi ve şunu konuşmuştuk seninle. Yani 105'lerin üstünde mesela bir dolar endeksi görür müyüz? Evet. Oralara doğru bir hareket oldu ve hatta şunu da konuşmuştuk. Yani mesela bu yani dolar saat euro aldığı için bir fırsat mı parite dedi? Yani tabii burada 10 yıllıkla ilişkisine de tabii bakmak kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bu haftalık olmuş gibi gözüküyor. Yani euro almak için 1.0790'ın altını euro dolar paritesi frene bastığı için bu haftada en azından yukarıya doğru bir 1.08'lerin 1.0850'leri test edecek gibi gözüküyor euro dolar paritesi efendim bu hafta. Bu hafta için öyle derken, orada da 1.07-1.0850 arasında bir sıkışma olacak bir hafta. Almanya'nın Cuma günü gelecek verileri var, büyüme verileri. Hı hı. Zaten resmi olarak geçtiğimiz hafta Hollanda ve Almanya'dan sonra İngiltere'nin ve Japonya'nın da global olarak teknik resesyona girdiğini gözlemledik. Evet. Bu şimdi fiyatlara dahil midir, değil midir? Euro bölgesinin artık hemen hemen teknik resesyona girdiği dataları geliyor. Şimdi Cuma günü Almanya'da öyle bir data geldi. Biz neye bakacağız? Oraya kadar bir 1.08'leri test edecek. Sonra tekrar bir 1.07'leri en fazla, en kötü geri gelecek. Eğer fiyatladığı şey içine sindi ve önü açık ise, o zaman tekrar yukarıya 1.09'lara doğru euro dolar paritesi yakınsamak isteyecek. O arada da sürekli olarak DXY'ın 104.5-105'i geçemedim. Onun da bir sıkışmışlığını göreceğiz. 102.8-105. DXY'ı koymadım ama hani teknik şeyleri de bunlar. Sıkışacağız çünkü görmüyor. Yani bundan sonraki enflasyon datası, data oriented olduğumuz için, o enflasyon datasına giderken ki ekonomik göstergeler güçlü geldiği an dolar güçlenecek. Bu tekrar 1.06-1.05 desteğine çekilecek euro dolar paritesi. Ya, bunun altını çizeyim, Avrupa'nın daha önce faiz indirmesini beklememize rağmen.
Peki bunun altına yansımasını konuşalım. Şimdi Çin tarafı kapalıydı, bugün açıldı. Altın tarafında tabii beklentiler arttı. Bu arada hani şunu da söyleyelim. Yani hani beklentiler arttı ama altında fiyatlamaları anlamak için hani hem tahvil faizine hem dolar endeksine de bakmak lazım sonuçta. Bu sabah 2020 dolardayız. Yani sonuçta 2000 doların altından bir tepki üretti. Üretti. Orası kesin ama kalıcı olacak mı? İşte bir daha da olsa bir daha da üretir gibi geliyor bana. Altın burada bekliyor. Çünkü altının da yapmaya çalıştığı şey şu. Eğer Powell'ın dediği gibi bir tane dataya bakmayalım. Summers da öyle diyor. Bir dataya bakmayalım diyorsa 2-3 aylık enflasyon datasına bakacak. Onlar yüksek gelmeye devam ettikçe altında 1960'lara doğru, 1860'lara doğru o destek seviyesine geri çekilmeyi yaşayacağız. Ama da amaç sonuçta hani FED de şey diyemez, ben enflasyonu 2 hedeflediğimden sonra 2,5'a bile indirmeden Kasım'da o seçime giremez. Onun da altını çizeyim yani hani burada da sonuçta bir frene basma bir şeyden give up yapmak zorunda. Ya büyümeden şey yapacak, geriye bir adım atacak ya da enflasyon hedefinden. Enflasyon hedefi daha önemli olacaktır çünkü cepte ve alım gücündeki düşüş seçmeni daha fazla etkiler. Dolayısıyla büyümeyi orada durdurmak için ekonomik olarak sıkılaşmaya geçtiğinde her halükarda enflasyon hedeflemesini 2 olmasın efendim 2,5'lara doğru indireceği için altın burada tabanlarını yapıp 1860'ların üstünde beklentim yine 2280'i aşacağım şeklinde bir Mayıs'a doğru ilerlemesi. Aralık bu. Peki diğer taraftan tabii bugün aynı zamanda gram gümüşü de konuşacağız. Gram gümüşü konuşurken dolayısıyla hem gümüşteki fiyatı hem de dolar Türk lirasındaki fiyatı da değerlendirmiş olacağız bu durumda. Peki bu gümüş için bir fırsat mı sana göre? Valla gümüş için çok uzun zamandır fırsat ama bir türlü. Yani elimden geleni yapıyorum. Ha sıkıştı, ha yukarı kırılacak falan filan diye olamıyor. Ama bu da nedeni de belli. Elimizdeki veriler gelip de altının 2150'yi kırmadan ons altın. Gümüş altın rasyosuna baktığımızdaki geçen hafta biraz kapandı bu. Altına gelen satışta daha fazla atağı gümüş yaptı yukarıya doğru. Yine hakeza bizde de dolar TL'de çok büyük bir TL'nin değer kazanma cycle'ı Temmuz sonrası beklendiği için Haziran Temmuz sonrası eğer değer kazanacaksa o da hızlı bir şeyden bahsetmiyorum. Reel anlamda değer kazanacaksa TL. O da o zaman burayı nasıl etkileyecek? İşte gram bazındaki gümüşümüz de bizim bir şekilde 22.80'leri aşıp o 23.5'lara doğru gelişini yapacak gibi gözüküyor. Çünkü bir 23.60'ımız var. Bu direnci kırdıktan sonra 26'ya kadar esasında teknik olarak gümüş gramın önü açık. Bunu yapabilmesi için bizim dolarımız şu ana kadar biraz daha hep enflasyonun altında artıyordu dolar TL. O bir tık en azından gümüşün kendini toparlama, gümüşün altınla rasyoyu arasındaki düzeltmesinde bir tık da doların yardımıyla belki bizde daha hızlı olabilir. 23.60'ları aşmadan da hiçbir şey olmuyor. O da daha bir ay daha bekletebilir gibi gözüküyor. Peki burada işin TL bacağını konuşalım dedik. O zaman yabancı yatırımcıların bir TL pozisyonuna da bakalım mı? Burada bakalım. TL tarafı için. Yani Şevnem, bu seçim sonrası TL'de oynaklığın artacağı beklentisinin arkasındaki neden nedir sana göre? Şimdi net konuşalım. Buradaki faiz gerçekten reel olarak, reel getiri olarak yatırımcının TL'ye dönmesini kesmiyor. Yani Perşembe günü o zaman Merkez Bankası'ndan bir hamle bekliyor musun? Beklemiyorum. Bekleme dedi çünkü Merkez Bankası Başkanımız. Bekleme yani deyince ben de beklemiyorum diyorsun. Bekleme deyince beklemiyorum. Ama hani önümüzdeki süreçte ne yapılması gerekir dersen bana göre Mayıs'ta bir 70'leri görmemiz lazım ki bizim mevduat faizlerinde 70, 73 hani kimileri 75 diyor. Ben biraz daha insaflı olayım diyorum. Yani biz 70, 73'leri görmüş olsak çünkü şimdi İleriye yönelik beklentilerle olur enflasyon beklentileriyle olur tabii ki bir kurun
buna yetecek artık TL'ye geçiş faiz oranına geldim demem. Ama burada anlamamız gereken bir şey var. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Yapamıyoruz işte o güveni sağlayamıyoruz. Ben sağlamak için şu girişi göstermek istedim size. Bunlar efendim yurt dışı yatırımcının dolar TL'deki pozisyonunun grafiği. Yani şurada bir taban oluşturmuş. Hani ben artık TL'yi satmayayım demiş, bu tabanı oluşturmuş ve şimdi de artmaya başlamış. Şimdi bu çıkış çok güzeldir. Hani diyorsunuz ya yabancı yatırımcıyı gerçekten para girişi var. Baktığınızda da İMKB'ye de Bono'ya da para girişimiz var. Daha da devam edecek diye bekleniyor. Seçim sonrasında da en azından biz yabancının giriş için beklediğini, aynı politikaların Sayın Şimşek'in üstünü altını çizerek söylediği, ben bunu devam edeceğim dediği politikaların bir şekilde sıkılaşma, hani parasal aktarım mekanizması hareketlerinin hızlanmasını da bekliyoruz. Seçim çok önemli olduğu için değil, aynı Biden'da olan şey bizde de olduğu için bu bir politik karardır. Birdenbire yavaşlamayı, büyümenin yavaşlamasını hızlı yapmamak içindir. O zaman ben burada yabancının girmesini bekliyorum değil mi? Bu chart da bana bunu gösteriyor. Ben o zaman neye bakacağım ileride? Nisan gelecek, Mayıs gelecek. İyi de burada yabancı hala girmiyorsa o zaman o döviz rezervi konusunu biz de rafa kaldırmadıysak swap piyasasını açmamız lazım. Yani KKM'ye eriteceğiz, döviz rezervimiz birikecek, swap piyasasını açıp normalize olacak. O açıldığında yabancı girecek ya, ben normalde yabancı giriyor ise size buradaki bu chart'ı göstereceğim. Yukarıya doğru gitmesini bekliyorum. Ama bunu görmeden de bana 70-75 faiz vermeden ben girmem, bunu satın almam diyen yatırımcıya saygı demem zorundayız. Bekleyeceğiz. Böyle şeyler zamanla oluyor genelde. Hatırlayacağınız gibi daha önceden 2001-2002'de olmuştu. 2001-2002 o 2002 Ağustos seçimlerinde bizler gerçekten de buraya para girişi olacak. Satın dolarlarınızı, borsaya girin, bonoya girin diyorduk. Ben ümit ediyorum aynı dönemi tekrar yaşamamız için. Bunu yapmayan yatırımcı daha sonrasında bir dakika ya ben dolarda kalıp kaybediyorum deyip Ağustos'un sonrasında Eylül, Ekim satın dolarları hurra şeklinde sattı. Ümit ediyorum biz beceririz ve rezerv biriktirmemiz, swap piyasalarını açmamız, efendim hani bu planda, programda dedike bir şekilde devam edeceğimiz o kadar bir güven kazanır ki hem yerli bacağında hem yabancı bacağında o para girişi oldukça yerli, işte sütten ağzı yanmış 15-20 senedir bu böyle olmadı ki niye yapayım diyen yerli bacağında da TL'ye geçiş olur. Olur diyorsun. Şebnem, evet, vaktimizi de bitirdik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Haftaya da seninle başladık. Yurt dışı tarafını konuştuk. Pazartesi görüşmek üzere haftaya. Görüşmek üzere. Çok mersi. Evet, bu arada bankacılık tarafında yükselişte %3'ü aştı. Sabah konuşmuştuk, özellikle CDS tarafındaki geri çekilmeyi de değerlendirmiştik efendim. Herkese güzel bir gün diliyorum, güzel bir hafta olsun. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.